Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Begüm. Bugün sizlere tasarlamış olduğum bir oturma odasından bahsetmek istiyorum. Öncelikle şöyle hemen detaylardan bahsetmek istiyorum size. Burası normalde kapalı bir alandı. Bildiğiniz normal kapalı bir oturma odasıydı. Ve mutfakla ayrı ayrı yerleştirilmişti. Yani konumu aslında öyleydi. Evin normalde yapılırken öyle tasarlamışlar. Biz burayı daha ferah, daha doğrusu müşterimizin isteğine göre daha ferah bir mekan haline getirmek için birazcık da ışığımızı hem antreye hem de mutfakla birlikte kombinasyonunu sağlamak için böyle bir tasarım yaptık. Tabii ki ilk önce geldik. Ölçülerini aldık. Evin normal konseptine bakarak uyum içerisinde nasıl uygulayabiliriz onları tespit ettikten sonra böyle bir tasarım yaptık. Ahşaplar bulunmakta. O ahşapları da buraya taşımak istedik. Çünkü oturulduğunda orası da göründüğünde bir bütün o halinde görünsün istedik. Şu metallerden bahsetmek istiyorum. Buraya borular yerleştirerek, arasına da raf yaptırarak mobilyada da bu tarz bir separatör oluşturduk ve bence çok güzel oldu. Hemen yanına aslında duvarda da oluşturmuş olduğumuz aynaları, siyah aynayı yerleştirerek yine birbirine geçiş halinde olacak şekilde kombinasyonu sağladık. Tabii boş alanlarınız oluştuğunda oraya çerçeveli olacak şekilde tablolar oluşturabilirsiniz. Eğer özel bir kendinizin yaptığı tablo varsa onu da yerleştirebilirsiniz. Biz buraya uygun olacak şekilde yine bakır ve altınların oluşturmuş olduğu tabloları tercih ettik. Şöyle bu tarafa döndüğümüzde mutfağın olduğu alanı, bu arada mutfağımızın tezgah aralarında farklı bir tezgah arası küçük mozaikler vardı. Sağlasın diye mermer şeklinde geçtik. Siyah mermer kullandık. Burada separatörlerimizde birazcık daha girişteki o
havayı farklılaştırarak hem de mutfağın o kullandığımız ahşabı da buraya taşıyarak farklı bir separatör oluşturduk. Burada da yine bakırları kullandık ve altlarında yine hareketli, asimetrik olacak şekilde bir kombinasyon sağladık. Ahşapları kullandık. Bu tasarım benim çok hoşuma gidiyor. Bu tarz bölünecek alanlarda separatörler kullanabilirsiniz. Niye? Hem ışığı alıyoruz hem de aralardan diğer mekanı görmemizi sağlıyor. Şöyle, burada alanımız dar olduğu için hem separatör hem de devam edildiğinde TV ünitesi gereksinimi duyduğumuz için buraya altına kısa olacak şekilde 45 santim yeterlidir. TV ünitesi yaptık. Buradaki detay aslında ayaklarının bakır olması. İçerideki konseptimiz siyah ve bakır olduğu için ayaklarında bakır kullandık. Üzerine de yine siyah cam olacak şekilde konseptimizi tamamladık. Ben size şu seramikten bahsetmek istiyorum. Yine bunların isimlerini aşağı açıklamalarda sizler için bırakacağım ama... geçtiği gri tonlarıyla hem böyle brüt beton görünümü var hem de içindeki o sibli efekt aslında buraya tam yakışacağını düşündüğüm için seramik bakmaya gittiğimde görünce resmen aşık olduğum bir seramik oldu ve direkt buraya uyguladım. Kenar köşe çıtalarını da yine bakır olacak şekilde seçtik. Bunlar aslında önemli detaylar. Bu tarz yaptığınız mekanlarda kombinasyona çok dikkat etmeniz gerekiyor ve şöyle seramiğin hemen yanında duvar kağıdını görüyorsunuz. Duvar kağıdını da yine bu seramiğe uyacak şekilde seçtik. Yine açık, ferah tutacak şekilde olmasına dikkat ettik. Şöyle kenarda birazcık daha hareket vermek için bu seramiğin de o güzel algısını yok etmemek için her yerde kullanıp da o algıyı yok etmemesi açısından hemen yanına farklı bir kırtıklı denilecek şekilde biraz hareketli ve dokusu olan biraz kabartmalı bir seramik seçtik ve bunu da kenarına uyguladık. Orada farklı bir oluşum oluşturduk aslında. Peteğimiz vardı ve peteğimiz eski model olduğu için peteğimizi değiştirdik. Siyah ve bakır dediğim gibi konseptimiz ama isterseniz hem siyah hem de bakır renk tonlarında bu tarz yerlerde kalorifer peteklerinizi içeri renk tonuna göre de seçebilirsiniz. Güzelleştirmesi açısından şık durdu. Gelelim perdelerimize. Perdelerimiz ışıktan tam görünüyor mu bilmiyorum ama size şöyle yakından detay olarak da göstermek istiyorum. Gerçekten bu perdeyi görür görmez buraya yakışacağını düşündüğüm perdelerden bir tanesi aslında. Üzeri hem simli hem bakırın etkisiyle aslında fon olarak kullandığımız bir perde. Bu tül, tülü fileli tül şeklinde. Tülü biz buraya hem içeriği de karartmaması açısından kenarlarda fon olarak dursun diye seçtik ve bence burayı tamamlayan unsurlardan bir tanesi oldu. İçerisinde de yine aynı tülden içinde gümüşlerin geçtiği bir tül tercih ettik. Gördüğünüz gibi bu tarz tülleri fon olarak da normal tül olarak da kullanabiliyorsunuz. İçerinin hareketini
canlandırmış oluyorsunuz. Şöyle tekrardan bu taraf duvarımıza geçmek istiyorum. Geniş açıyla göstermek istiyorum, size anlatmak istiyorum. Burayı tasarlarken içerinin kombinasyonuna dikkat ettik. Bu duvarı ölçtüğümde aslında tek tek hesaplamak adına nerede ne geleceğine ya da nerede neyin gelmesi gerektiğine dikkat etmeniz gerekiyor. Öncelikle bunu söyleyeyim. Buradaki duvarda önceliğimiz aslında perde bandının geldiği yerden keserek normal kapımızı kaldırdığımız alana kadar olan yeri tamamen alıp eşit parçalara bölerek bir kombinasyon oluşturmaktı. Burada yine duvar kağıdımız devam etti. Zaten geri kalan malzemelerin ekstra diğer geri kalan yerlerinde duvar kağıdı kullandığımız için burada seramikle başladık. Yine köşe çıtası olarak bakır köşe çıtası tercih ettik. Televizyon ünitesinin olmuş olduğu yerde gri, kırtıllı, birazcık daha böyle hareketli dediğim seramiğin açık rengini, beyaz olanını burada devam ettirdik. Kenarına tekrar siyah bir ayna ve devamında büyük ebatlı 120x240 olacak şekilde bir seramik tercih ettik. Bizim önceliğimiz aslında bu büyük ebatlı seramiği yerleştirmekti. Bu seramiği yerleştirdikten sonra kenarlarına eşit miktarlarda aslında ayna ve diğer seramiği yerleştirmiş olduk. Simetri olarak zaten diğer tarafta yaptığımızın aynısını hem bakır çıtalarımızla hem aynamızla hem de seramiğimizle aslında bütüncül olarak tamamlamış olduk. Burada yapmış olduğumuz en önemli hareketlerden bir tanesi aslında, ben size evin önceki halini de göstereceğim. Burayı da zaten görmüş olacaksınız ama en önemli hareketimiz burada tavanın yüksekliğiydi. Tavanımızda şu bölümde, siz izlerken zaten ben eski görüntülerini de veririm ama bu bölümde kocaman bir yuvarlağımız vardı ve tavanımız birazcık daha düşüktü. Biz o düşük seviyeyi, yüksekliği birazcık daha artırmak adına orayı tamamen kaldırıp daha naif, daha zarif bir tavan hareketi oluşturmak istedik. Neden? Zaten içerisinde yeterince hareket uyguladığımız için tavanın sade kalmasını ve şu düz kesimlerin orada bir çizgisel hat olarak kalmasını istedik. Oradaki detaylardan da size şundan bahsetmek istiyorum. Kullanmış olduğumuz spotlar aslında burada çizgisel hattın içerisinde bulunan fırnatıslı bir aslında ray spot diyebilirim. Orada yapmış olduğumuz ve siyaha boyattığımız bir hareket var. Onun içerisindeki spotla istediğiniz gibi ışığı hem sağa hem sola oynatarak, bunun detayını da sizlere vereceğim video içerisinde. Ürün bu. 5 santim bizim için yeterli. Lineer, mıknatıslı, böyle taktığımızda böyle oluyor. İsterseniz daha farklı kaydırabilirsiniz. Şöyle dönüyor tekrardan. Kaydırabiliyorsunuz böyle istediğiniz yere. Bir de diğer ürün var. Ray spot takabiliriz. Ray spot da takılabilir. Ampullü duylu avizeler takabiliriz. Ampullü duylu avizeler de takılıyormuş. Şu tarzda ray spotlar. Bir de şöyle trafo alınması gerekiyor. Ürün bu. Oynatarak istediğiniz yere çekebilip hareket ettirebiliyorsunuz ve mıknatıslı en önemli özelliği de o. Yine bakırlardan devam edelim. Şöyle bir hem sade hem de içerinin birazcık daha böyle tasarımına uyacak şekilde bakır ve siyahın iç içe geçmiş haliyle oluşturulan bir aydınlatma seçtim. Tabi aydınlatmayı seçerken aplik tercihiniz de olmazsa olmazdı. Hemen aplikleri de kendi kombinasyonu içerisindeki apliklerden tercih ederek aslında yapıştırdık hemen aynanın üzerine. Genel anlamda aslında oturma odamız bu şekilde tasarlandı. Halımız henüz daha alınmadı. Değiştirilecek eksiklerimiz var ama şu anda tasarlamış olduğumuz alanı ben de fazla geciktirmeden sizlerle paylaşmak istediğim için, biraz sabırsızlandığım için aslında hemen çekmek istedik. Mobilyalarımızda siyah rengi tercih ettik ve
Kürlentlerinde hareket olarak bakır yastıkların da bulunmuş olduğu ve ayaklarında da metallerin bulunmuş olan fazla büyüklükte olmamasına dikkat ettiğimiz bir mobilya seçtik. Birazcık da şöyle ben size berjerlerinden bahsetmek istiyorum. Berjerlerin de tamamen içerinin ahengini hem siyahın o etkisini de kırmak için biraz daha hareketli iki tane berjer, desenli berjer seçmiş olduk. Ve yan sehpalar, ister yan sehpa ister zibon olarak kullanabilirsiniz. Ayakları yine bakırlardan tercih ettiğimiz, üzerinde de siyah kullanmış olduğumuz siyah aynalar ve mermerlerle birlikte üzerinden bakır, seramik efektinin geçtiği damarlı bir sehpa seçmiş olduk. Böylelikle de içerinin tasarımını tamamlamış olduk. Aslında böyle anlatınca ve şöyle uzaktan bakınca gerçekten ne kadar doğru kararlar verip ne kadar güzel bir tasarım yaptığımızı sizleri de görmesini istediğim için paylaşmak istedim. Bu hareketin nereden sağladığımı da anlatmak istiyorum. Buraya ilk geldiğimde ilk gezmiş olduğumuz yerlerden bir tanesi mutfak kısmıydı. Mutfakta görmüş olduğunuz gibi böyle ahşap bir konstrüksiyon bizi karşılıyor aslında ve doğal taşların, böyle siyahların etkisiyle birlikte ilk geldiğim ve ilk beğendiğim alanlardan bir tanesi burası olmuştu. Ve ben bu hareketi içeriye taşımak istedim. Müşterimiz de mutfakla oturma odasını açma taraftarı olduğu için aslında bütünlük de sağlasın diye hem bu ahşapları, hem siyahları, hem buradaki boruları içeriye taşıyarak birazcık da olsun bir bütün halinde tasarlamaya çalıştık. Projelerde istiyorsanız aşağıda bana yorum bırakabilirsiniz. Bugünlük sizlere anlatabileceklerim bu kadardı. Fazla da sözü uzatmak istemiyorum. Aşağıya yorum yapıp kanalıma abone olursanız çok mutlu edersiniz beni. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videomda da görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.